Pelin selam, hoş geldin girişime. Hoş bulduk İlmi. Bugün senden bir right back, yani kısaca BRB diyorsunuz. Evet. Kurucu ortağı oldun, BRB'nin hikayesini dinleyeceğiz. Öncelikle biraz seni tanıyalım mı? Tabii, ben BRB'nin kurucu ortağıyım. Vestel'de 2 senelik bir deneyimim vardı. Sonrasında kurum içi girişimcilikle parlak fikir sürecine girdim. Şimdi kendi startup'ımızı yönetiyoruz. Boğaziçi'nde işletme mezunuyum. Bu şekilde kısaca kendimden bahsedebilirim. BRB nedir? Böyle bir detaylı anlatır mısın? Tabii. BRB, oyuncular için güçlü bilgisayar alma zorunluluğunu ortadan kaldıran bir fikir diyebiliriz. Aslında bir donanım paylaşım platformu. Oyuncular şu an güçlü bilgisayarlara ihtiyaç duyuyorlar kendi oyunlarını oynayabilmek için. Fakat sizin de bildiğiniz gibi bilgisayar fiyatları her geçen gün daha da artıyor. Bundan 2 ay önce aldığımız bilgisayarın fiyatı şu an neredeyse 2 katına çıkmış olabiliyor. Biz de tam bu noktada oyun dünyasının çözüm ortağı oluyoruz. Oyuncular istedikleri oyunları herhangi bir akıllı ekranlarından BRB platformu üzerinden oynayabilecekler. Fakat biz burada başka bir potansiyel daha keşfettik. O güçlü bilgisayarlara erişebilen insanlar da her zaman bilgisayarlarını kullanmıyorlar. Sonuç olarak biz güçlü bilgisayarların paylaşım ekonomisini kurmuş oluyoruz. İş modelinden böyle bir bahsedebilir misin? Yani sistem tam olarak nasıl işliyor? Tabii. Kısaca C2C ya da P2P diyebiliriz iş modelimize. Yani biz son kullanıcıyla bilgisayar sahiplerini buluşturuyoruz. Burada bilgisayar sahipleri istedikleri zaman, bilgisayarlarını kullanmadıkları zamanlar BRB platformu üzerinde erişebilir hale getirecekler. Diğer tarafta da oyuncular istedikleri oyunu seçip o oyuna sahip olan bilgisayara erişebilecekler ve kiralayacaklar. Ardından da oyunlarına başlayacaklar. En önem verdiğimiz özelliklerden bir ürünümüz de KVKK'ya ve GDPR'a uygun bir şekilde olması. Bu sebeple hem partnerlerimizin hem de kullanıcıların verilerinin güvenliğinden sorumlu olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gerekli danışmanlıkları alıyoruz. Bu konu bizim aslında en önem verdiğimiz ve üzerine çalıştığımız özelliklerden biri. Buraya birazcık daha değinmeni isteyeceğim. Yani ben başka bir kişinin güçlü bilgisayarına bağlanarak oyun oynayabileceğim, evet. BRB ile. Oradaki güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Şu şekilde özetleyebilirim. 3 aşamalı bir güvenliğimiz olacak. Yani hem müşterinin bağlandığı bilgisayarın bilgilerini almaması, hem o bilgisayar sahibinin bağlanan kişinin bilgilerini görmemesi, hem de bir önceki müşterinin bilgilerine diğer müşterinin ulaşmaması gibi 3 aşamalı sağladığımız bir güvenlik duvarımız olacak. Burada sistemin efektif çalışması için internet bağlantısının veya bu tarz teknik özelliklerin iyi olması gerekiyor, değil mi? Tabii kesinlikle. Oyun bilgisayar sahiplerinin iyi bir bilgisayara sahip olması gerekiyor. Yani bizim partnerimiz olacak kişilerin aslında önce seçiyor olacağız. Belli bir internet upload hızının üzerinde olan kişilerle aslında çalışabileceğiz. Asıl kriterimiz partner tarafında internet hızı ve ekran kartlarının iyi olması. Belli bir standardın üzerinde olması. Vestel'de 2 yıl çalıştığından bahsettin ve daha sonrasında da bu fikir aklına geldi ve kurum içi girişimcilik programı parlak bir fikir ile fikrini hayata geçirdin. Bu süreç nasıl oldu? 2 sene Vestel'de çalışırken hep farklı projelere girip aslında kendi işim tanımın dışında projelerle de uğraşmıştım. Parlak bir fikir de bunlardan biriydi. Hem kendimi geliştirmek hem de yeni şeyler öğrenmek için, hem de bir noktada aslında challenge yaşamak için girmiştim parlak bir fikire ve gerçekten de öyle oldu. Yoğun bir süreçti. Tam zamanlı çalışanın yanında bir de yarı zamanlı girişimci olmuştuk. Burada zorlu grubunun, yöneticilerimizin, kendi birim yöneticilerimizin desteği ve bizim özverimizle beraber aslında süreci tamamladık. Günün sonunda kendi girişimimizi yatırım alarak kurmuş olduk. Bu bizim için artıydı çünkü çoğu girişimcinin ilk başta bulmakta zorlandığı sermayeyi elde etmiş olduk. Hem de 8 aylık süreçte hem çalışarak hem de bir noktada kendi fikrimizi test ederek güvenli bir ortam sağlamış olduk kendimize. Bu şekilde özetleyebilirim. Pelin, buraya kadar her şey çok güzel. Peki, BRB'nin arkasında nasıl bir ekip var? 7 kişilik renkli bir ekibiz. 3 co-founder olarak daha önceden tanıdığımız 4 arkadaşımızı daha ekibimize kattık. Birbirimizi tamamlıyoruz. Sürekli sorguluyoruz. Sorunlar karşısında birlikte çözmeye çalışıyoruz. Eğlenerek çalışıyoruz. En önemli şey de, verdiğimiz şey de buydu zaten ekibi kurarken.
Az önce bahsettiğim o ekibi kurarken aslında en büyük sorunu yaşadık. Çünkü biz yazılım olarak gerçekten global çapta büyük bir teknoloji platformu olmayı hedefliyoruz ve iyi bir ekibe ihtiyacımız var. O süreçte ekibimizi oluştururken hangi kriterleri önemsemeliyiz, neleri seçmeliyiz ve nasıl bir ekip oluşturmalıyız konusunda çok çalıştık. Ve günün sonunda kendi tanıdığımız arkadaşlarımızla dediğim gibi, bahsettiğim gibi birbirimizi tamamlayan bir ekip oluşturduk. Buradaki bu krizi fırsata çevirdik. Böyle bir seçim yaptığımız için de gayet memnunuz. Peki bundan sonraki süreçte sizi neler bekliyor? Yani böyle bir gelecek hedeflerinden bahseder misin? Evet. Biz yeni girişimciyiz. Başta Türkiye'de olmak üzere bir paylaşım platformu kurmak istiyoruz. Öncelikle oyun sektörüyle başlayacağız. İlerleyen zamanda global bir donanım paylaşım platformu olmak istiyoruz. Vizyonumuz bu şekilde ve bunun için de hevesle, motivasyonla çalışıyoruz. Pelin, sizin tam olarak ürettiğiniz değer önerisi nedir? Yani rakiplerinize karşı nasıl elinizde güçlü bir koz var? Bizim temel değer önerimiz gerçek bilgisayarlara bağlanıyor olmamız ve bir paylaşım platformu kuruyor olmamız. Gerçek bilgisayarlara bağlandıkları için de istedikleri herhangi bir oyunu oynayabiliyor olması oyuncunun. Diğer tarafta da güçlü bilgisayar sahipleri de kendi bilgisayarları üzerinden ek gelir elde edebilecekler. Çift taraflı değer önerisi sunduğumuz için de rakiplerimizden ayrılıyoruz.